Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Sizlerle TYT Türkçe yolculuğuna çalışmalarına devam ediyoruz ve bu videomuzun, bu durağımızın konusu sözcük türleri. Oldukça uzun bir konu olacak arkadaşlar. Çünkü sözcük türleri kapsamlı bir konu. İçerinde isim var, sıfat var, bunların tamlamaları var. Zarflar, zamirler, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, daha sonrasında fiil fiile girmişken fiilimsiler, ek fiil, fiilde çatı vesaire böyle uzun bir video serisi bizleri bekleyecek arkadaşlar. Ama bu videoda şöyle kısaca sözcük türlerine giriş yapacağız. Sözcük türlerini hızlı bir şekilde sizlere tanıtacağım. Örnek bir uygulama üzerinden de bilgilerimizi pekiştireceğiz ve bu şekilde sözcük türleri konusunun ayrıntısına girmeye hazır hale geleceğiz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Ama öncesinde sizlerden çok ufak bir ricam var. O da kanalımıza abone olmanız ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmanız, aynı zamanda sol tarafta gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Varsa Discord'unuz mutlaka Discord'a gelin. Oradan daha farklı etkinlikler yapıyoruz. Bana daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Öyleyse hemen dersimize giriş yapalım arkadaşlar. Sözcük türlerini kısa bir şekilde tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sözcükler tek başına kullanılabilen anlamı ve görevi bulunan sesler topluluğudur. Sözcükler asıl bir anlam taşırlar. Yani her sözcüğün gerçek bir anlamı vardır ama sözcükler öyle bir özelliğe sahiptirler ki kullanıldığı yere göre, cümleye göre yani bağlama göre farklı anlamlar kazanabilir, farklı görevlerde de kullanılabilir. Zaten sözcük türleri kelimenin cümle içerisinde aldığı farklı görevlere göre oluşan bir başlıktır arkadaşlar. Yani sözcükler farklı farklı görevler aldıkları için biz bunları sözcük türleri başlığında sınıflandırıyoruz. Mesela örnek vermek istiyorum. Çok kelimesini ele alalım arkadaşlar. Şimdi çok sözcüğünü biz dört farklı görevde kullanabiliriz hemen. Örnek mi? Gelsin seni görmeyi çok istemişti. Şimdi arkadaşlar istemişti burada yüklemdir. Ne kadar istemişti? Çok istemişti. Burada bir miktar zarfıdır. Yani çok burada zarf görevinde kullanılmıştır. Zaten biz sözcük türleri başlığında biliyorsunuz isim, zamir, zarf, sıfat, edat, bağlaç, ünlem, eylem gibi türleri görüyoruz. İşte burada da çok zarf olmuş. Ama şu örneğe bakalım çoğu bize bakıyordu. Burada da çoğu arkadaşlar bir ismin yerine geçmiş. Çoğu derken bir insan topluluğundan bahsediyorum. Oradaki çoğunluk bize bakıyor. E burada da ismin yerine geçtiğine göre çoğu zamir olacak. Zamirler biliyorsunuz ki isimlerin yerine geçen sözcüklerdir. Bakın bu çok sözcüğünün ikinci görevi oldu. Şimdi üçüncü görevde gelsin. Öğrencilerin çoğu bize bakıyordu. Öğrencilerin çoğu derken arkadaşlar burada bir belirtili isim tamlaması vardır. Yani çok da isimdir. Öğrenciler de isimdir. E bakın çoğu burada isim görevinde kullanılmış. Üçüncü görevi oldu. Bitti mi? Hayır. Dördüncü görevde gelsin. Birçok öğrenci sınavda başarısız oldu derken birçok öğrenci arkadaşlar burada öğrencileri belirtisiz bir şekilde belirttiği için birçok burada da sıfat görevinde kullanılmıştır. Sıfatlarda biliyorsunuz isimlerin önüne gelir onları belirtir ya da niteler. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4 farklı görevi var çok sözcüğün. İşte arkadaşlar sözcükler bulunduğu yere göre yani bağlama göre Farklı anlamlar kazanabilmektedir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi sözcükler birçok türde sınıflandırılır. Genel anlamda aslında iki sözcük türü vardır. Bunlar isim soylu sözcükler ve fiil sözcükleridir. Ama isim soylu sözcükler kendi içerisinde böyle farklı farklı başlıklara ayrılır. Şimdi bunları göz atalım. Mesela arkadaşlar isim soylu sözcüklerin başında tabii ki isim gelir. Bir diğer adıyla attır. Bunlar varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklerdir. Mesela elimdeki nesnenin adı kalem şu mouse gibi. Bakın her varlığın bir ismi vardır arkadaşlar. İsim de tam olarak budur. Sıfat ise arkadaşlar ön attır. Yani isimlerin önüne gelir, onları belirtir ya da niteler. Kalem nasıl kalem? Beyaz kalem. Kalem nasıl kalem? Pahalı kalem. Bakın özelliğini gösteriyor. Ya da kalem kaç kalem? Bir kalem. Bakın bir sefer belirtiyor. Peki hangi kalem? Soru yoluyla belirtmiş oldum. Gördüğünüz gibi isimlerin önüne gelen, onları niteleyen, gösteren sözcüklere bir sıfat diyoruz. Bir de zamir var arkadaşlar. Sıfat ismin önüne gelirdi. Zamir komple ismi karşılar. Zamire aynı zamanda adıl deriz. İsimlerin yerine geçen sözcüklerdir. Mesela diyorum ki kalem ama şöyle de diyebilirdim. Arkadaşlar bunu bakın mesela ne yaptım? Kalemi kullanmadım bu dedim. Bu aslında kalem demek. Yani daha doğrusu kalem ismi yerine ben boyu kullandığım için bu burada zamirdir. Ya da derim ki arkadaşlar şunu yeni aldım. Bakın mouse demiyorum fare demiyorum şu diyorum. Dolayısıyla ismin yerine şu sözcüğünü kullandığım için şu orada zamirdir. Ne zamirdir? İşaret zamirdir. Ya da dedim ki ben bu videoyu akşam çekiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar Deniz Hoca demek yerine kendi ismimi söylemek yerine ben dedim. Yani ismin yerine ben sözcüğünü kullandığım için ben burada zamirdir. Ve insan ismi yerine kullanıldığı için de şahıs zamiridir. Gelelim zarflara arkadaşlar bir diğer ismiyle belirteç. Zarflar da fiilleri ve eylemsileri belirten sözcüklerdir. Peki sadece fiilleri ve eylemsileri mi belirtir? Hayır yeri gelir yine zarfları da belirtebilir. Yeri gelir sıfatları da belirtir zarflar. Mesela akşam maç var. Ne zaman var? Akşam. Ya da yürüyerek okula gitti. Nasıl gitti? Yürüyerek. Eylemin nasıl yapıldığını gösterdiği için oradaki yürüyerek aynı zamanda bir zarftır. Zarfın mantığı da budur. Gelelim edatlara arkadaşlar. Bir diğer ismiyle ilgeç. Cümleye çeşitli ilgiler katan sözcüklerdir. Bağlaçlar da arkadaşlar biliyorsunuz cümle ya da isimleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. Bu ikisinin ortak bir özelliği vardır. Bağlaçların da edatların da tek başına herhangi bir anlamı yoktur. Mesela kadar gibi bir edattır. Kadar ne demektir? Ya da gibi ne demektir? Bir tanım yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Ancak ve ancak bunlar cümle içerisinde bir anlam kazanabilir. Mesela Ahmet kadar çalışkan bir öğrenci görmedim. Bakın Ahmet'i kıyaslıyorum ve onu üst noktaya ulaştırıyorum. Onun kadar kimse çalışmıyor. Ya da diyorum ki aslan gibi çocuk gibi ne yaptı burada? Bir benzetme kurmamı sağladı. İşte arkadaşlar edatların görevi de budur. Bağlaçlarda bildiğiniz gibi cümleleri ya da isimleri birbirine bağlar. Deniz ve Ahmet Hoca. Ne yaptım? Deniz ve Ahmet Hoca'yı birbirine bağlamış oldum bu bağlaçla. Ya da cümleleri de bağlar. Akşam eve geldim ve hiçbir şey yapmadan uyudum. Bakın akşam eve geldim bir cümle hiçbir şey yapmadan uyudum. ikinci bir cümle ve bunları bağlayan da yine B bağlacı. Ünlem de şaşırma, korkma, seslenme gibi duyguları bildiren sözcüklerdir. Ay derim mesela çok yazık çok yazık. İşte oradaki ay arkadaşlar bir ünlemdir. Eyvah eyvah izlenmedi videom. Bu da bir ünlemdir. Bir örnek olarak vermek istedim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar İsim soylu sözcükleri gördük. Bir de fiil sözcükleri vardır arkadaşlar. Fiillerde bir işi, oluşu, hareketi bildiren sözcüklerdir. Mesela gel. Mesela yat. Sonlarına neden tire koydum? Çünkü bunlar fiil. Sonuna bir şey gelmeli. Tek başına gel olmaz. Tek başına yat olmaz. Sonuna geliyor, yatıyor şeklinde ekler getirmem gerekiyor. O nedenle bir tire işareti koydum arkadaşlar. Şimdi bir sözcüğün fiil olup olmadığını anlamanın en basit yolu ona make, mak master ikini getirmek. Gelmek oldu mu? Oldu. Yatmak oldu mu? Oldu arkadaşlar. Bunlar bir fiildir. Ama mesela masa, basamak, kalem, kalemmak oluyor mu? Olmuyor. Çünkü onlar birer isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde bir hareketin, işin, oluşun karşılığı olan sözcüklerde fiillerdir. Bir diğer adıyla eylemlerdir. Buraya kadar özetle sözcük türlerini sizlere tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum bundan sonraki her videoda ayrı ayrı bu sözcük türlerini ele alacağız. Mesela bir videoda isimleri bir diğer videoda isim tamlamalarını işleyeceğiz bir videoda sıfatları, bir videoda sıfat tamlamalarını işleyeceğiz. Sonra zarfları, sonra zamirleri, edatları, bağlaçları, ünlemleri, fiilleri, fiillerle bağlantılı olarak fiilimsileri, ek fiili, fiilde çatıyı vesaire hepsini ayrı ayrı işleyeceğiz. Bu sadece bir girişti ama bu giriş videosunu bu şekilde bırakmıyorum. Bir de etkinlik yapmak istiyorum. Mesela şimdiye kadar anlattıklarımı cümleler üzerinden uygulamak istiyorum. Hemen ilk cümlemiz gelsin arkadaşlar. Bunlar şimdi gözlerimin önünde canlarını vermişti. Canlarını vermişti nedir arkadaşlar? Bir eylemdir. Yani bu bir fiildir. Aynı zamanda yüklem görevinde kullanılmıştır. Bunlara bakalım arkadaşlar. Bunlar derken bir hayal ya da eski anılar. Yani ben eski anılar demek yerine bunlar diyorum. İsmin yerine bunlar sözcüğünü kullandığım için bu ne olacaktır arkadaşlar? Bu zamir olacaktır. Devam edelim. Şimdiye de bakalım. Ne zaman canlarını vermişti? Şimdi. Eğer bir eylemi zaman yönden belirten bir sözcük varsa o zaman zarfıdır arkadaşlar. Bitti mi? Hayır. Gözlerimin önünde. Arkadaşlar gözlerimin önü burada belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlaması için her iki sözcüğün de isim olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar şu ikisi isimdir diye bilirim. Ne var? Zamir var, zaman zarfı var, isim var ve eylem var. Devam edelim. İkinci cümlemiz gelsin. Kapı merdiveninde ihtiyar bir adam çömelmişti. Çömelmek arkadaşlar bakın eylem olur. Hemen yazalım. İlk isme bakalım. Kapı merdiveninde. Arkadaşlar bu da belirsiz isim tamlamasıdır. E, belirsiz isim tamlaması da isim artı isimden oluşmak zorunda. Dolayısıyla kapı da merdiveni de burada isim olacaktır. Her ikisi de. Devam ediyoruz. İhtiyar bir adam. Adam. Adam burada arkadaşlar isimdir. Peki nasıl bir adam? İhtiyar bir adam arkadaşlar. İhtiyar adamın özelliğini gösteriyor. Yani onu niteliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu da niteleme sıfatı olacaktır. Bir de bir kaldı arkadaşlar. Kaç adam? Bir adam anlamına değil. İhtiyar herhangi bir adam demek istediği için bu da arkadaşlar yine belgisiz sıfat olacak. Aman dikkat sayı sıfatıyla karıştırmayalım. Gördüğünüz gibi kapı isim, merdiven isim, ihtiyar sıfat, bir sıfat, adam isim ve çömelmekte eylem. Bitti mi? Hayır. Üçüncü bir örneğimiz gelsin. Eshab-ı Kehf mağaralarının önünde bir an durup düşündüm. Düşünmek arkadaşlar direkt eylem ve yüklem görevinde kullanılmış. Eyleme nasıl sorusunu sorarsam alacağım cevap zarf olabilir arkadaşlar. Nasıl düşündüm? Bir an durup zaten durup da bir zarf fil var. Buna ben direkt zarf diyebilirim. Eshab-ı Kehf mağaralarının önünde arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz Eshab-ı Kehf mağaraları hemen şunu çizelim. Bu nedir arkadaşlar? Bu bir belirsiz isim tamlamasıdır. Tamlamaları daha sonra anlatacağım bir video sonra haberiniz olsun. Eshab-ı Kehf mağaraları derken bu belirsiz isim tamlaması olduğuna göre arkadaşlar şu her ikisi de isim olacaktır. Bitti mi? Hayır. Bir de mağaraların önü var arkadaşlar. E bu da belirtili isim tamlamasıdır. Hemen şöyle yazalım. Belirtili isim tamlaması derken neyi kastediyorum? Hem önü hem mağara hem de eshab-ı birer isimdir. Aynı zamanda bakın eshab-ı mağaraları mağaraların önü birbirine zincir gibi bağlanmış. Bu bir zincirleme isim tamlamasıdır. Ama sonuç itibariyle üçü de bir isimdir. Yani eshab-ı isim, mağaraları isim, önü isim, bir an durup zarf düşündüm ise eylem olacak. Ve son örneğimiz gelsin. Bunu da görelim ve bu şekilde anlattıklarımızı daha da pekiştirelim. Önündeki teneke masayı ezmek ister gibi yumruğunu bastı. Basmak burada arkadaşlar eylem olacak. Bakalım önündeki teneke masayı. Masa burada isimdir arkadaşlar. Peki nasıl masa? Teneke masa arkadaşlar. Bu sıfat olacak ama bitmedi. Soru sormaya devam ediyoruz. Hangi teneke masayı? Önündeki teneke masayı derken şu önündeki arkadaşlar sıfat olacak. işaret sıfatı. Bir de arkadaşlar şuradaki deki ekine dikkat edin. Eğer bir sözcük deki ekini almışsa o muhtemelen sıfattır. Deki özelliği bir sözcüğü sıfat yapar. Bunu unutmayın. Tabi bulunma haliki olan de ile sıfat olan ki birleşmiştir. Ortaya deki eki çıkmıştır. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi önündeki sıfat. Teneke sıfat. Devam edelim. Ezmek derken arkadaşlar. Ezmek aslında burada isim fiildir detaya inecek olursak ister gibi derken arkadaşlar gibi burada nedir gibi burada edat olacaktır yumruğunu da arkadaşlar yumruk burada isim olarak kullanılmış dolayısıyla önündeki sıfat teneki sıfat masa isim ezmek isim fiil gibi edattır bunu bir bütün olarak alırsak ezmek ister gibi bir edat grubudur aslında yumruğunu isim basmak ise eylemdir ve böylelikle sözcük türlerini örnekler üzerinden de görmüş olduk. Ama tekrar söylüyorum bundan sonraki videolarda bu konuları daha detaylı bir şekilde püf noktalarıyla sizlere anlatacağım. Şimdilik burada bana müsaade Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sınavlar için sizlere büyük bir katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ve aynı zamanda şu anda sol tarafta gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Sizlere özel pdf çalışma kağıtları hazırlamaya devam ediyorum. Hepsinin indirme linki bu videonun açıklamalar kısmında ya da şu anda ekranın sağ üst köşesinde. Mutlaka bu PDF çalışmak kağıtlarını indirin, arkadaşlarınızla dilediğinizce paylaşın. Sizlere inanılmaz bir katkı sunacaktır. Öyleyse şimdilik bana müsaade, kendinize bakın, hoşçakalın, sevgiyle kalın.